Sayın Başkanımız bizim konumuzda anons yaptı. Anosta bize hakaret ettiğini düşünüyorum. Başkanımızın ekabinde bizi çağırıp da belediye başkanımız bize belediyede sizler böyle böyle konuşmuşsunuz. Bizleri makamına çağırıp da bizlerle özel konuşabilirdi. Ama mikrofondan anons yaptırıp halkın karşısında bizi esnaf olarak rencide ettiğini düşünüyorum. Sayın Muhammed Alduz'un şahsından savcılığa suç duyurusunda bulundum. Şikayetçiyim belediye başkanından. Gereken notlarımızı sayın savcımıza mahkemeye çıkınca anlatacağız. Şaban Bey, anons tam olarak nasıl efendim? Anonsu lokantanın birinden 50 milyar istemişim. Birinden 80 milyar istemişim. İşte bana bu iftirayı atanlar onun bunun çocuğudur, şerefsizdir diye anons yaptığını duydum. En belediye başkanımızın anonsu bizim hakkımızda onun bunun çocukları şerefsizler diye bize hakaret etti. Bunu kendisi bize çağırıp da konuşabilirdiniz. Ben bunlara karşı Sayın Muhammed Alduz'dan kendi şahsına ifademi verdim. Savcılığa suç duyurusunda bulundum ve kendisinden davacıyım. Neden yaptırdım bu anonsu? Anons yaptığım günün bir akşamında bir haber geldi kulağıma. İki lokantanın birinden 50 bin lira para, birinden de 80 bin lira para istemişim. Bunu duydum. Ben bunu yapacak adam olmadım ömrü hayatımda. Benim yalanından, dolanından, rüşvetle, haraçla işim olmaz. Ben servetimi vatan millet için, yoksul insanlar için harcamış bir adamım. Harcamaya da devam ediyorum. Her yerde, bütün kurumlarda, uzak yakın demeden, okulda, camide, Kur'an kursunda, hastanede, vatandaş için, nere olursa olsun, kendi araçlarımla bu memlekete yollar yapmış bir adamım. Her türlü aracım da vardı. Ama böyle bir insan olup da ben kendi varımı yoğumu bu memleket için, bu toplum için harcayıp dururken bana karalama yapan kişilere karşı ben anonsumu uyarı anonsumu yaptım. Anlatabiliyor muyum? Bana ispatlasınlar. Böyle bir iftiralar benim için bana yakışmayan iftiralardır. Bunu diyenlerin yani şerefsiz olduğunu ifade ettim ben yani. Anonsunun tam metni nasıldı başkanım? Anonsumun metni işte budur. Bundan ibarettir yani. Ne dediniz yani? Nasıl başladınız? Nasıl başladım? Böyle başladım işte. Bir gün evvel kulağıma böyle bir haber geldi. İki lokantadan birinden 50 bin lira, birinden 80 bin lira istemişim. Evet. Bunu da nerede konuşulduğunu sordum, öğrendim. Doğru dediler. Falanca bunu konuştu dediler. Anlatabiliyor muyum? Yani bir lokantanın da çalışan birisi konuşmuş bunu. Demek ki lokantacı öyle söyledi. Demek ki o da öyle söylüyor bunu. Ben de bu haberi alınca bu anonsu milletimin bilgisine sunmak için yaptım anonsu. Bir başkalarını tehdit etmek bakımından değil. Yani ben bunları duyacağım. Benim halkıma bu açıklamayı yapmayacağım. Açıklamayı yapmazsam eğer bu açıklamayı yapmazsam ben demek ki o işi yapmış kabul ediyorum anlamında. Yapmak durumunda kaldım onu. Öyle anons yaptım ben.
İşte anonsun içeriğini soruyorum başkanım. Anonsun içeriği bu işte. Yani bunu diyen, asılsız konuşan, şerefsiz olduğuna. Bunlardan bahsettim yani. Böyle bir şey yok. Peki. Ama gene de diyorum, ömrü hayatımda bu düşüncemi her zaman ifade ederim. Kim yanlışlık, kim haksızlık yapıyorsa, yaradan Allah bu dünyanın sefasını sürdürmesin kardeşim. Bu kim olursa olsun. Evet. En küçüğünden en büyüğüne kadar. Herkes için geçerli bu sözüm. Kim olursa olsun bu. Ben böyle bir adamım ben. Böyle bir şey konuştuğuna da sizin elinizde belge mi var, duyum var başkanım? Duyum var. Belge yok. Belge yok. Anladım. Duyum var adı. Senin mekanında konuşulmuş bu. Açtım telefonu sana. Böyle bir söz söylendi mi? Doğru mu? Doğru dedi bana.